Merhabalar, Unipet'in Hikayeni Paylaş etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Ben Kibel Eşemden Yıldırım. Unipet yurt dışında okumak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine ücretsiz danışmanlık hizmeti veren bir sanal koç. Ve bugün Hikayeni Paylaş etkinliğinde konuğumuz Zeynep Tezel olacak. Zeynep Tezel, The Glasgow School of Art'ta bir senedir okumakta. Ve bugün de sorularınızı yanıtlıyor olacak. Hem Glasgow Üniversitesi'nde okumak hem de lise sürecinde ne yaptığıyla ilgili. Şimdi kendisi gelince bağlayacağım. Sırada sorularınız varsa yazabilirsiniz. Şu an çünkü hani hangi kendisini bekliyoruz şu anda. Şimdi kendisi geldi. Bağlıyorum kendisini. Merhaba Zeynep. Nasılsın? Hoş geldin öncelikle. İyiyim. Sen nasılsın? Nasılsınız? Ben de iyiyim. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle Türkiye'ye hoş geldin. Tabii birkaç ay oldu sen geleli ama. Bayağı oldu. Evet. Öncelikle seni tanıyalım istersen. Kimsin? Nereden gidiyorsun? Nereye gittin? Ne okuyorsun? Ben Zeynep Tezel. Geçen sene South American College'den mezun oldum. Şu anda da Glasgow School of Art'ta, yani Glasgow'da mimarlık okuyorum. Bu sene ikinci seneme geçeceğim. Peki, öncelikle bir başvuru sürecinden bahsedelim. Çünkü sen İskoçya'da okuyorsun. Bir İskoçya'da yaşamaktan ve neden İskoçya'yı seçtiğinden başlayarak bir başvuru sürecini anlat bize istersen. Başvuru sürecimi anlatayım. Şimdi benim başından beri aklımda zaten yurt dışında okumak vardı. Zaten IB yaptım bu süreçte de. İlk olarak Kanada'ya, daha sonra da UK'ye başvurdum. En son University of Toronto, University of Edinburgh ve Glasgow School of Art arasındaydım. Bu dönemde de işte ders programları çerçevesinde, benim yaşam standartlarım çerçevesinde değerlendirip nerede okumak istediğime karar verip Glasgow School of Art'ta mimarlık okumaya karar verdim. Glasgow nasıl? Glasgow güzel, ben seviyorum. Tam bir öğrenci şehri benim için. İskoçya'nın gerçekten en hareketli yerlerinden biri. Orada bulunmaktan da çok büyük keyif alıyorum. Okulumdan da şu an çok memnunum. Böyle. Peki, teşekkür ederiz. Biliyorsun genelde Kanada ve Amerika'da etkili ama hani bir extracurricular dediğimiz okul dışı aktiviteler oluyor. Senin hiç bu başvuru sürecinde yaptığın, başvuruna koyduğun bir okul dışı aktiviten var mıydı? Tabii ki. Bence zaten bu okul dışı aktiviteler başvuru sürecinizde çok önemli noktalardan biri. Ben dansla uğraşıyordum. Tiyatroya gittim. Fransızca öğrenimime devam ettim. Bunun yanında İtalyanca öğrendim. Zaten mimarlık gibi ya da işte fine art gibi bölümler istiyorsanız portfolyoyla alakanız oluyor. Yani bir atölyeye gidiyorsunuz. Ekstra çizim dersleri ya da işte portfolyo kurslarında bulunuyorsunuz. Ben de bunlara katıldım. Bunun dışında tabii sosyal aktiviteler, sosyal yardım projelerinde yer almaya çalıştım. Örneğin köpek barınaklarına gittik. İşte Kars projesi düzenledik. Orada bir köy okuluna yardım ettik. Bu tarz aktivitelerde yer aldım. Ve
Tabii stajlarda bulundum. Yani mimarlık istediğim için mimarlık ofislerinde stajlara gittim. Hem mesleği daha çok öğrenebilmek için hem de kurmak istediğim bölümden emin olabilmek için. Bunlar önemli şeylerdi ve ben de bu aktivitelerde yer aldım. Bizi hiç önerebileceğin bir mimarlık ofisi olsun, bir staj olsun, şey var mı? Mimarlık ofisi. Benim okulum ayarladı çoğu stajımı bana sunduğu seçenekler çerçevesinde ve tabii tanıdıklar aracılığıyla bir sürü stajda yer aldım. Portfolyo içinde yine okulun yönlendirmesi ve arkadaşlarımdan duyduğum yerler üzerine portfolyo kurslarına gittim. Eğer bu konuyla ilgili de daha fazla bilgi almak isteyen biri varsa bana yazabilir her zaman. Önerilerim olur yani. Tamamdır, süper. Çok teşekkür ederiz. Bunun dışında biliyorsun yurt dışına başvururken bir essay yazman gerekiyor. Hani UK için personal statement oluyor. Ama mimarlık için daha farklı olabilir gibi bir şey sanki biliyorum, ben duydum. Birazcık ondan bahsedersen, nelere odaklandın, mimarlıktan mı bahsettin yoksa başka şeylerden mi? Şöyle personal statement genel olarak her okulun zaten istediği bir şey. Ve her okul içinde, yani ben Kanada'da her okulum için ayrı ayrı personal statement yazdım. UK içinse biraz daha farklı çünkü UKAS üzerinden başvuru yaptığınız için sadece bir tane personal statement atarak 5 okula birden başvurabiliyorsunuz. Kanada için olan personal statement'larımda her okulu ayrı ayrı inceledim. Her okulu neden istediğimden bahsettim. Genel olarak 3 ana noktası var bence personal statement'ın. Bir tanesi okulla ilginiz. İkincisi okumak istediğiniz bölümle ilginiz. Üçüncüsü de okumak istediğiniz bölümü kazanabilmek için o dönem boyunca neler yapmış olduğunuz. Ben de işte essay yazdığım süreçte ders programını, curriculum'u açtım istediğim okulların. Onları değerlendirdim, onlardan bahsettim. Neden mimarlık istediğimden bahsettim. Böyle çocukluğumdan başlayıp neden mimarlığı bu kadar istediğimden bahsettim. Bu dönem boyunca portfolyo kurslarına gittiğimden, işte az önce bahsettiğim stajlarda bulunduğumdan ve sürekli bu mimarlık bölümünü daha fazla öğrenebilmek ve gerçekten istediğimden emin olabilmek için yaptığım şeylerden bahsettim. Böylece de personal statement'ımı yazdım. Bu dediğin farklı olan noktada bence şu, personal statement'ın dışında böyle design bölümlerinde özellikle portfolyonuzu da açıkladığınız eserler yazmanızı bekliyorlar sizden. Yani bekleyebiliyorlar. Bunun dışında okulların size gönderdiği bazı promptlar olabiliyor. Yani bazı istekler olabiliyor. Bunlarda da İşte portfolyodan bir parçanızı açıklamanızı isteyebilirler ya da size bir soru yöneltip bu soru hakkında düşündüğünüz şeyleri yazmanızı isteyebilirler. Mesela bir okulun benden bir alıntı üzerine ne düşündüğümü yazmamı istemişti. Bu design bölümlerinde bir de personal statement'ın dışında portfolyo eseyi yazmanız gerekebiliyor. Farklılık bu. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz açıkladığın için. Bunun yanında sen IB yaptın. Birazcık IB seçtiğinden ve neden IB seçtiğinden bahsedersen çok çok memnun oluruz gerçekten. Şimdi şöyle, ben az önce de bahsettiğim gibi başından beri hep yurt dışında okumayı hayal etmiştim ve hep bunun üzerine çalıştım. Yani okula başladığımdan beri. Tabii bu süreç boyunca nerede okumak istediğim değişti. Mesela önce İtalya'ydı, sonra Kanada oldu. Ondan sonra yine UK'ye döndü. Ama hep yani yurt dışında okumak istediğimi biliyordum. Yurt dışında okumak isteyen biri için bence IB de çok önemli bir şey. Çünkü hem çok saygın bir program hem de sizi gerçekten üniversiteye her şekilde alıştırmaya, hazırlamaya yönelik bir program. Mesela istediğiniz bölümü önceden karar vermenizi sağlayıp sadece bu bölüm üzerine odaklı ders seçmenizi sağlayan bir program. Mesela mimarlık isteyenlerin işte visual arts alıp, fizik alıp ya da matematik alıp topladığı bir program. O yüzden bence hem üniversite seçimi aşamasında hem de üniversiteye hazırlık aşamasında IB'yi seçmek çok önemliydi. Ben de IB'yi yaptım bu yüzden. Peki IB'de hangi HR derslerini seçmiştin? HL fizik, HL English B, bir de Visual Arts aldım. Bunun dışında da matematik, TITC ve ne dersim? Türkçe dersim vardı.
Tamamdır. Şimdi izleyicilerimizden gelen sorulara geçiyorum izninle. Şimdi neden mimarlık okumak istedin diye bir soru gelmiş. Öncelikle ondan başlayalım. Ben çünkü mimarlık küçükken istiyordum dedin. Nasıl böyle Evet. bir şey oldu? Yani küçükken neyden etkilendin de istedin? Şöyle, neden mimarlık istedim? Ben hem matematikle işte fizikle ilgilenmeyi seviyorum. Hem de biraz sanatsal bir tarafım olduğunu da düşünüyordum yani. Ve bu ikisini en bence harmanlayan bölüm mimarlık bölümü. Çünkü sadece sanat bölümünde ilgilenerek mimarlık okuyamıyorsunuz yani yapamıyorsunuz. Çünkü matematik ve fiziğe de ihtiyacınız var. Ya da sadece matematik ve fizik okuyarak iyi bir mimar olamıyorsunuz. Çünkü yaratıcılığa ve yani dizayn hakkında eğitime de ihtiyacınız var. O yüzden bu ikisini en iyi şekilde mimarlıkta buluşturabileceğimi düşündüm. O yüzden küçüklüğümden beri hep mimar olmak istiyordum. Umarım da olacağım. İnşallah. Ya ben çok başarılı bir mimar olacağına gerçekten inanıyorum. Çünkü böyle küçük Teşekkür ederim. bir inspire olan kişiler çok başarılı yerlere geliyor yani. Küçük hayali olanlar. Öbür sorumuzla ilerliyorum. Yurt dışındaki mimarlık eğitimi ve ülkemizdeki mimarlık eğitiminin farkını açıklayabilir misin diye biri yazmış. Yurt dışındaki mimarlık eğitimi bizim ülkemizdeki mimarlık eğitimi. Şimdi benim yurt dışında okumayı istemem açısından en büyük etkenlerden biri. Yani sonuç olarak biraz üzücü bir şey ama yurt dışında bir üniversitede mezun olduktan sonra sizde sunulan haklarla Türkiye'de bir üniversiteden mezun olduktan sonra size sunulan haklar aynı olmuyor maalesef. Çok daha saygın bir şekilde mezun olmuş oluyorsunuz. Ve çok daha iş alanında daha önünüz açık alıyor diye düşünüyorum. Mimarlığın farkı olarak yani tabii okuduğunuz okula göre değişir. Bunu genel olarak söyleyebilirim. Türkiye ve yurt dışı üniversiteler açısından değil ama mesela ben sanat okulunda mimarlık okuduğum için şu an derslerim daha dizayn üzerine ağırlıklı. Yani mesela matematik ve fizik dersini ayrıca görmek yerine Building Sciences ve Structural Design adı altında görüyorum. Ve hani ekstra bir matematik dersim yok ama başka bir okulu seçmiş olsaydım daha engineering odaklı bir okul seçmiş olsaydım o zaman daha matematik ve fizik üzerine mimarlık görüp dizayn kısmını biraz daha hafif de olmuş olacaktı. Mimarlık bölümünün bence en büyük şeyi bu. Arada seçmeniz gereken kısım bu. Yani daha dizayn ağırlıklı mı okumak istiyorsunuz yoksa daha matematik ve fizik ağırlıklı, engineering ağırlıklı mı okumak istiyorsunuz? Bence en büyük farkı bu. Bunun dışında yurt dışındaki mimarlık bence biraz daha açık fikirli ve daha inovatif oluyor. Yani daha geleceğe yönelik çözümler bulmak, sorunlara çözümler bulmak üzerine uğraşılıyor. Sadece işte bir bina yapmak değil ama işte çevreci bir bina yapmak. İşte daha toplumun sıkıntılarını ön plana alıp işte herkesin accessible bir building yapmak yani herkesin ulaşabileceği bir building yapmak, bir bina yapmak daha ön planda oluyor. Ben de yurt dışının bu hassasiyetini seviyorum o konuda. Bence böyle bir farkı var Türkiye'deki mimarlıkla. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Bunun yanında sen şeyden bahsettin. Benim en beğendiğim noktası matematiksel ağırlık değil de sanatsal ağırlık dedin. Birazcık da senin üniversitene giriş yapalım. Yani senin üniversitende en beğendiğin faktör ne? Yani Glasgow olmasındaki sebep ne? Çünkü Toronto Üniversitesi de biliyorsun çok çok hani sevilen, çok çok değer gören bir üniversite. Neden en son Glasgow'da karar kırdın? Birazcık ondan bahsettin. Dediğim gibi az önce de bahsettiğim gibi biraz daha sanat okulu olması beni cezbetti diyebilirim bu konuda. Onun dışında yine dediğim gibi yani Kanada'da yaşamak ve UK'de yani İskoçya'da yaşamak arasında da tercih yapmam gerekti. Bunun dışında neden Glasgow? Çünkü İkisi de listelerde gayet iyi top 50 olarak sıralanan okullardı. O yüzden sıralama konusunda da beni cezbetti ikisi de tabii ki ama Glasgow da bu yönde. Bunun dışında University of Glasgow'un biraz yani bağlı fakültesi gibi The Glasgow School of Art. Yani mezun olduğum zaman hem Glasgow School of Art'tan bir diploma alıyorum. Hem de bu diplomam University of Glasgow tarafından onaylı ve sertifikalı oluyor. O yüzden yani çift diploma yapmış olmuyorum ama iki saygın okuldan bir belgem olmuş oluyor ki bu bence güzel bir özellik.
O yüzden Glasgow School of Art'ı seçmeye karar verdim. Tamamdır, teşekkür ederiz. Bunun dışında neden İskoçya diye bir soru gelmiş. Neden İskoçça? Açıkçası ben de İskoçça gibi bir sevdam ve düşüncem yoktu yani. Biraz sonradan oldu. Dediğim gibi başta Kanada odaklı başvurdum. Kanada'dan cevaplarımı aldıktan sonra da yani o sırada da UK'ye de başvurdum. Dediğim gibi üç okul arasında kalmıştım. Sonra bu okullardan bana en çok uyanın İskoçya'da olduğuna karar verdim. Ve biraz da yani daha önce İskoçya'ya gitmemiştim okula gitmeden önce. Gezmemiştim yani. Biraz kör gittim ama sevdim. O yüzden mutluyum. Tamamdır. Portfolyonuzda nelere dikkat etmemiz gerekir diye bir soru gelmiş. Bu soru biraz okulun sana neler istediğine göre değişir. Genel olarak çeşitlilik her okul için önemli. İşte bir perspektif yapman gerekiyor. Bir işte kolajlar, daha böyle portreler, mixed media şeyler, işte digital artlar, bunların hepsini birleştirmen ve o şekilde sunman artı sağlayacaktır sana. Ne kadar çeşitlilik gösterirsen portfolyonda okullar için o kadar artı olur. Ama dediğim gibi bazı okulların spesifik istediği işler oluyor. Mesela işte bir 3D model istiyorlar senden. Bunu yapman gerekiyor diyorlar. Ya da sana bir dediğim gibi prompt veriyorlar ve bu prompt üzerinden bir iş çıkartmanı istiyorlar. O yüzden her okulun portfolyo süreci farklı oluyor. Bu da bence mimarlık başvurularında ya da dizaynla ilgili başvurularda çok zor bir süreç. Çünkü başvurduğunuz her okul için yeni bir şey yapmanız gerekebiliyor. Bu biraz yorucu. Ama genel olarak süreç böyle geçiyor. Tamamdır, teşekkür ederiz. Kabulünde IB'nin önemi neydi? Çünkü AP de biliyorsun ülkemizde alınan bir şey. Hani IB mi AP mi diye bir soru gelmiş. Bir de IB'nin önemini özel olarak soran birisi olmuş. Açıkçası yani bizim okulumuzda AP yoktu. Sadece IB seçeneği sunuldu bize. Bir de yanlış bilmiyorsam AP daha Amerika için daha avantajlı bir program diye biliyorum. Ben hiç Amerika başvurusu yapmadım. IB'nin de mesela İngiltere'deki ve UK'deki genel öneminden bahsedebilirim. Ben IB okuduğum için şu an foundation yapmıyorum. IB okumayan arkadaşlarım da hazırlık senesi okuyorlar şu anda. Yani her okul için böyle değil ama çoğu okul İngiltere'de maalesef böyle. IB'nin bunun dışındaki bence önemi dediğim gibi sizi üniversiteye hazırlıyor olması. Yani hem sizi akademik alanda geliştiriyor hem de sosyal alanda geliştiriyor. Bunun üzerinde üniversite hayatına sizi çok iyi hazırlıyor. Çünkü işte o yazdığımız eseyler, o yani bize verdikleri düzenli çalışma kültürü çok işinize yarıyor yani. O yüzden bence IB önemli bir program ve ben herkesin de yapması gerektiğini düşünüyorum. Peki Amerika neden düşünmedin diye bir soru geldi. Amerika hiç düşünmedim. Yani bulunmak istemedim. Amerika mentalitesi dışında, içinde. O yüzden Amerika hiç başvurmadım. Tamamdır. Sorulara göz gezdiriyorum. Ülkemize dönecek misiniz yoksa İskoçya'da mı kalmayı hedefliyorsunuz diye bir soru gelmiş. İskoçya'da değil belki ama yurt dışında kalmayı planlıyorum. Ülkeye dönmeyi de çok planlamıyorum. Peki oradaki vatandaşlık durumları, oturma izinleri falan nasıl oluyor? Birazcık ondan bilgi vermek isteyebilir misin? Yani her ülkede olduğu gibi çalıştığınız sürece okul bittikten sonra orada kalabiliyorsunuz yani. Bu dönemde de yani öğrencilik süreciniz boyunca size verilen zaten bir vize hakkı var. Yani benim okulum 4 sene. 4 sene boyunca oradayım. Bunun dışında zaten mimar olabilmek için benim 5. sene bir yerde çalışıyor olmam gerekiyor. Okulun da ayarladığı bir şey olarak çalışıyor olmam gerekiyor. Çalışacak olduğum için de vize konusunda bir sıkıntım olmuyor. Yani çalıştığınız sürece ve okuduğunuz sürece vizeyle ilgili bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ondan sonra da gerçi şu an biraz UK'in durumları karışık ama vatandaşlık diyorum, oturma izni alabiliyorsunuz. Evet. İskoçya'da mı okuyor diye bir soru gelmiş. Evet arkadaşlar, İskoçya'da okuyor. IB derslerinin tahmin notları neydi? Ve hani
Asıl notların nasıl oldu? Arasında çok büyük bir uçurum var mı diye bir soru sormuşlar. Çok yanlış hatırlamıyorsam 36 idi predicted'ım. Çok şey yüksek predicted'ım. Notum da 33 ya da 34 olması gerekiyor. Yani çok büyük bir uçurum ben yaşamadım. Predicted'larım da bence uyumluydu. Yani çok sorun yaşamadım o yüzden. Bir de predicted'larım üzerine başvurdum evet ama yani kabullerim geldiğinde sorun olmadı. Bu arada online süreç sizde Kasım'a aralığa kadar devam ediyor mu diye bir soru gelmiş. Bu konuda bizim okul biraz karışık. Çünkü yani özellikle bir art school'da yani sanat okulunda ne kadar online yapılabilir? Çünkü sürekli olarak işte workshoplarda bulunmanız gerekiyor, stüdyo içerisinde çalışmanız gerekiyor, yaptığınız işi öğretmenlerinize göstermeniz ve geri dönüt almanız gerekiyor sürekli olarak. O yüzden özellikle online mimarlık okumak bence çok 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 zor bir şey. Ama şu dönem içerisinde ben şahsen dönerken sıkıntı yaşadım. Sınırlar kapandığı için önce orada kalmak zorunda kaldım. Sonra buraya gelince karantina altında kalmak zorunda kaldım. Bayağı sıkıntılı bir dönem geçirdim. O yüzden seneye en azından ilk dönem için online yapmak istiyorum derslerimi. Şimdilik de online yapmayı düşünüyorum. Okulda bize karma model dedikleri bir şey sunuyor. Yani hem online eğitim hem de orada bulunduğum zaman eğer izin verilirse yüz yüze dersler olmasını planlıyorlar. Tabii şu an yani UK genel olarak sınırları kapatmaya yönelik gidiyor. Bunun dışında İskoç devletinde şu an sunduğu bazı kısıtlamalar var. Mesela şu an stüdyolara erişim yok. O yüzden şu an gitmemin sadece riskli bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani online devam edeceğim en azından ilk dönem için. Tamamdır, teşekkür ederiz. Bu süreçte danışmanla yürüdün mü diye bir soru gelmiş. Yurt dışı danışmanın hiç oldu mu? Yani okul Evet. dışı. Evet, ben okul dışında danışmanlarla çalıştım. Özellikle Kanada için yardım aldım. İngiltere için de zaten herkesin gittiği ve bildiği bence British Side bu konuda gerçekten çok iyi. Yani hem size ücretsiz yardım sunuyorlar hem de bütün işlerinizle ilgileniyorlar. O yüzden British Side gerçekten çok önemli bir danışma bence. Kullanılması gereken de bir şey. Bu süreçte evet yani danışmanlıktan yardım aldım. Tamamdır. O zaman British bize öneriyorsun. Teşekkür ederiz. Mektubunu okur musun? Mektubunu bulabileceğini sanmıyorum ama mektubun birazcık içeriğinden daha detaylı olarak bahsedersen. Mektubum derken personal statement'ım mı? Personal statement olarak evet. Şu an onu bulamam ama içeriğinden az önce bahsettiğim gibi başta neden mimarlık istediğimden böyle işte çocukluğumda oynadığım oyunların karakterimi nasıl geliştirdiğinden bile bahsetmiştim yani. Az önce dediğim gibi işte bu hem sanat hem de matematik üzerine, bu fizik üzerine bir şeyler yapmak istediğimi, onları birleştirmek istediğimden bahsettim. Daha sonra gittiğim stajlardan, işte portfolyo kursumdan, atölyemden, IB Visual Arts aldığımdan bahsettim. Sonda da neden o okulu istediğimi, bu okulun bana ne katacağını ve neden orada bulunmak istediğimden bahsettim. Böyle bir düzen yapmıştım ben. Ki bu bence en doğru düzen yani personal statement için. Tamamdır, teşekkür ederiz. Umarım soran kişi hani beğenmiştir bu cevabı Buradadır. diyorum. Zorlandığım bir ders var mı şu anda okuduğun üniversitede bölümde diye biri sormuş. Şu anda benim dediğim gibi çok büyük bir ders skalam yok. Genelde 160 stüdyo ağırlıklı. Kalan derslerimde structural design ve building sciences dediğim gibi. Structural design benim için biraz zor. Çünkü çok teknik. İşte bir binanın nasıl ayakta kalması gerektiğiyle ilgili, işte malzeme kullanımı ile ilgili bir sürü detay var. Bu beni biraz zorluyor ama bakacağız. Yurtta mı kalıyorsun yoksa başka bir evde mi kalıyorsun? Yurttaysan memnun musun yurttan gibi bir soru gelmiş. Şöyle, ilk sene genelde zaten yurtta kalınıyor. Ben de ilk sene yurttaydım. Hatta bu sene bu Covid olayları yüzünden yine yurtta kalmayı tercih ettim.
gitmiştim. Online'a geçmeseydik. Yurdumdan memnundum. Okulun sunduğu yurtlardan biriydi. Yani okulun ayarladığı yurtlardan biriydi. Okula çok çok yakındı. 2 dakika mesafedeydi. Ve ben yurt ortamından da çok keyif aldım. Özellikle ilk senem olmasından dolayı. Zaten orada çok fazla arkadaşlık kuruyorsunuz. İşte flatmate'lerinizle, orada binada bulunan insanlarla, özellikle sizin aynı okulda olmaları açısından bence çok büyük bir avantaj yani, özellikle ilk sene yurtta bulunmak. Glasgow'da yaşamak nasıl, canlı bir yer mi diye sormuşlar. Glasgow'da yaşamak güzel. Bence İskoçya'nın en hareketli yeri de Glasgow. Başkent değil, başkent Edinburgh ama bence Edinburgh'dan daha canlı ve hareketli. İşte nasıl İngiltere'de Londra ana merkezde ve her şey oraya geliyorsa, bütün etkinlikler, konserler, aktiviteler, İskoçya için de Glasgow böyle. Bütün işte müzikaller, etkinlikler, konserler hep Glasgow'da yer alıyor. Bir de dediğim gibi student town, o yüzden yani öğrenci şehri, o yüzden sürekli bir hareket var ve her şey genelde öğrencilere yönelik. O yüzden ben Glasgow'da bulunmaktan keyif alıyorum. Tamamdır, teşekkürler. Bir kabul sürecinle ilgili bir soru gelmiş. Online görüşme oldu mu interview tarzında? Olduysa ne gibi sorular sordular diye? Oldu. Her okul yapmadı ama özellikle UK'de başvurduğum okulların çoğuyla bir interview yaptım. Bu da portfolyom üzerineydi. Yani bazı okullar sadece okul üzerine yapıyor sanırım interview ama mimarlık bölümünde genelde portfolyo üzerine oluyor bu interview'lar. Ben de bana gelen sorularda portfolyonuzu yolluyorsunuz. Bu portfolyo içerisinden beğendikleri ya da ilgilerini çeken parçaları size gösterip işte burada neyi anlattın, bunu yaparken neyi düşündün, bunu neden yaptın, bunları, bu tarz soruları soruyorlar. Yine tekrar bu okulu neden istediğinizden bahsettiriyorlar. Neden o okulu tercih etmek istediğinizi soruyorlar. Genel olarak böyle olduğunu hatırlıyorum. SAT ile ilgili bir soru gelmiş. SAT aldın mı? Varsa submitledin mi? Hani ben o taraflara başvururken sanmıyorum gerektiğini ama cevaplamış olayım. Şöyle, ben SAT denedim. Ama ihtiyacım yoktu. O yüzden fazla da zorlamadım. Başvururken de kullanmadım, hiçbir yere de atmadım SAT'imi. Bence Avrupa başvurular içinde çok 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 büyük bir etken olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki her zaman ekstra bir sınavınız olması, SAT gibi bir şeyiniz olması sizi bir adım öne geçirir yani. Ama benim ihtiyacım olmadı. Bir de şey sorulmuş, lise sınavında bir, yani lise sınavına girdin mi, bu YKS'den bahsediyor sanırım. Gittiysen bir yere yerleştin mi, Mimar Sinan falan, çok güzel üniversiteler vardı. Mimar Sinan diyorum. YKS sınavına girdim. Bir yere yerleştim. Hatta iç mimarlık bölümlerini tutturduğum okullar da oldu. Ama bunun yani yurt dışına gidebilmem açısından bir katkısı var mı diye soruyorsanız, olmadı. Kayıt yaptırdın mı diye, hani bazen kayıt yaptırıyorlar, donduruyorlar, geldiğine devam ediyorlar ya, onun gibi Evet, ben kayıt yaptırmadım. Gerek görmedim. Ama tercih yaptım. Sadece nerelere yerleşebileceğimi test etmek için yaptım onu da. Ama yok yani, Türkiye'de bir kayıt yaptırmadım. Tamamdır. Bu süreç okula kabul almak için de, bilmek için de IB sürecinden bahsediyorsanız, yani sen burs aldın mı bu arada? Benim şu an bursum yok maalesef. Hani IB'yi burs almak için genelde Amerika üniversitelerinde kullanıyorlar. Bu süreçte değil, genelde bu bir requirement gibi hani kullanılıyor diye biliyorum ben. Sen de destek verirsin ki. Bu süreç dediğiniz IB ise evet, yani sadece kabul almak için, burs almak için değil. Bunun dışında bakıyorum. Sorularımız bu kadar gibi görünüyor. O zaman benden son bir soru gelsin sana. 9. sınıftaki küçük Zeynep'e ne derdin? Hala mimarlık okumak için can atan. 9. sınıftaki Zeynep'e ne derdim? 9. sınıftaki Zeynep'e özellikle IB seçmesini tekrar tekrar öğütlerdim gerçekten.
benim lise hayatımda bence dönüm noktalarından biri IB'de olmam oldu. Bunun dışında evet hep mimarlık istiyordum ama ben böyle şeyleri takip etmemiştim o dönemde. Yani hani önceden bir bilgim yoktu bu kadar. İşte başvuru sürecinde neler yapılır, ne yapmam gerekir. Hep böyle içine atıldım bir şeylerin atıldım. Tabii ki bu dönemde çok yardım aldım. Son 2 sene boyunca çok fazla bilgi topladım, biriktirdim ama bence şimdiden böyle işte canlı yayınlara katılmaları, böyle şeyler izlemeleri, başkalarıyla sohbet etmeleri ve onlardan bir şeyler toplamaları onlar için çok önemli ve çok artı sağlayacak bir şey. O yüzden bence sürekli başkalarıyla iletişim halinde olsunlar. Ben de 9. sınıftaki Zeynep'e bunu söylerdim. Önceden biraz daha bilgi toplaması onun için iyi olurdu. Şimdilik bu kadar. Tamamdır. O zaman sorumuz yenilenmedi. O zaman ben hem bir arkadaş olarak hem konuşmacı olarak geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Seninle yayın Rica yapmak ederim. çok güzeldi. Umarım çok daha güzel mimarlık başarılarınla, işte belki mimarlık şirketinde seni tekrardan ağırlıyor oluruz. Hani güzel Teşekkür başarılar ederim. yaparken. O zaman çok çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben Bilgilerin teşekkür ederim. süreci varlığın için, önerilerin için. İyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz. Herkese bay bay. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hepiniz katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızı Salı günü yapacağız. Pardon, Pazar günü yapacağız. Orada da Manchester Üniversitesi'nden kabul alan Eda arkadaşımızla birlikte olacağız. Sakın öbür yayını da kaçırmayın. Kendinize iyi bakın.